merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ÖSM tadında 6 testini çözeceğiz. İlk sorumuzda bir mağaza bir gün içerisinde 1000 TL'nin üzerinde her 100 TL'lik alışveriş için 20 TL hediye vermektedir. Salih aynı gün içerisinde yaptığı alışveriş ve bunun sonucu aldığı hediye kartlarını kullanarak toplamda 7000 TL değerinde ürün aldığına göre Salih'e kaç tane hediye kartı verilmiştir? Şimdi öncelikle Salih'in aldığı burada ne kadar para veriyor ona bakalım. 1000 TL üzerinde alışveriş yaptığına göre her türlü 1000 TL ödüyor. X TL'de 1000 TL'nin üzerindeki alışverişi olsun. Şimdi burada da bu X TL'nin 1000 TL'nin üzerinde olduğu için her 100 TL'lik alışverişi için de 20 TL'ye hediye kartı verilmiş. Şimdi bu x'in üzerinde, buradaki x'i mutlaka harcayacak zaten. Bunun üzerinde de x kaç defa, x'in içerisinde kaç defa 100 TL varsa o kadar da 20 TL alacak. O zaman şöyle diyelim, x'i 100'e böldüğümüz zaman x'in içerisinde kaç tane 100 olduğunu buluruz. Her buradaki 100 liralık alışveriş için de 20 TL hediye kartı verdiği için çarpı 20 dediğimiz zaman bu kadar da alışveriş yapmış oldu. Ve toplamın burada 7000 TL olduğunu söylüyor. Buradaki 1000'i karşı tarafa atalım. Burada sadeleştirmelerimizi de yaparsak, X'de de topladık. 5X artı X'den 6X bölü 5 eşittir 6000 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da X buradan 5000 TL yaptı. Salih'e kaç tane hediye kartı verilmiştir diye soruyor. Salih'e verilen hediye kartı X bölü 100'dü. Bu kadar verildi demiştik. 5000 bölü 100'den de cevabımız buradan 50 geldi. İkinci soruda bir Roma gezisi sırasında rehber ile geziye katılanların oluşturduğu WhatsApp grubunda aşağıdaki konuşmalar geçiyor. Buna göre gezinin yapıldığı sırada 1 euronun değeri kaç TL'dir? Şimdi müzeye giriş ücretini öğrendim demiş biri ve kişi başı 8 euro. Kişi başı 60 TL verirsek toplamda 120 euro fazla toplamış oluruz demiş. Şimdi o zaman 60 TL fazla tutacak demektir normaldekinden. Normalde 8 euro iken eğer kişi başı 60 TL verirsek demek ki fazla gelecek. Şöyle söyleyelim, 60 TL, TL'yi burada 60 T diyelim, 60 T verdi, bir kişi üzerinden gidelim. 60 T normalde 8 euroydu, çıkardığımız zaman 8 euroydu, 8 E şeklinde gösterelim. Buradaki değerimiz de şimdi normalden 100 euro fazla olacakmış ve toplamda. Bir kişi 60 TL verdiğinde, normalde 8 euro vermesi gerekirken 60 TL verdiğinde bu kadar fark oluşuyormuş ve kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. X kadar kişi diyelim. X kadar kişiyle bir kişinin ödediği toplam ücreti topladığımız, çarptığımız zaman buradaki değer, aradaki fark 8 euroya eşit olacak. Çünkü buradaki toplamda mesela aradaki 60 TL verecekti. 8 euro vermiş olsaydılar arada bu kadar fark oluşacaktı. O farkın da bize 100 euro olduğunu söylüyor bütün herkes için. Daha sonra kişi başı eğer 42 TL verirsek demiş, o zaman da 50 euro eksiğimiz kalır. Şimdi 42 TL o zaman 8 eurodan daha az. Şöyle diyelim o zaman, 8 eurodan da 42 TL'yi çıkardığımız zaman ve bunu yine kişi sayısıyla çarptığımız zaman toplamdaki 50 euro eksiğine eşit olacak. Bu aradaki fark 50 euroya eşit olacakmış. Şimdi biz 1 euronun değerinin kaç TL olduğunu arıyoruz. Şöyle yapalım, burada ikisini oranladığımız zaman x'ler gidecek, buradan 2 gelecek. İçler dışlar çarpımı yaparsak 60 T eksi 8 euro, 16 E eksi 84 TL geldi burada. 8E'yi karşı tarafa alırsak 24E, 84 diğer tarafa alırsak da 144 TL geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da burada şöyle diyelim, 12'ye mesela bölsek 2, 12'ye bölsek 2'ye, buradan da 6 geldi. Yani 1 euro 6 TL'ye eşit oldu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı geldi. Üçüncü soruda YouTube'da bir video ekranında videonun ne kadarın izlendiğini kırmızı kalın çizgi ifade ederken ekranın sağındaki süre videonun bitmesine kaç dakika ve kaç saniye kaldığını göstermektedir. Aşağıda bir kişinin aynı videoyu izlerken yaşanan iki durumu yer almakta. İkinci durumdaki kırmızı çizginin uzunluğu, birinci durumdaki kırmızı çizginin uzunluğunun 3 katı olduğuna göre. O zaman burası x ise burası 3x. X kadar izlenmiş, 3x kadar izlenmiş. Buna göre videonun tamamının süresi hangisidir demiş. Şimdi burada bunları şöyle diyelim, 3 dakika 30 saniye demiş. Bunları saniyeye çevirirsek eğer x artı. Şimdi 3 dakika 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 3 dakika 180 saniye artı 30 daha dersek 210 saniye geldi. Burada da 3x artı 1 dakika 20 saniye demiş. Burası 60 saniye olduğuna göre toplam 80 saniye geldi. X'i diğer tarafa aldık. 2x 80'i diğer tarafa aldığımız zaman da 130. X de buradan 65 saniye oldu.
Şimdi bize toplamını sormuştu. İster bu tarafı ister bu tarafı kullanabiliriz. 65 demiş mesela, 210'a 65 eklediğimiz zaman 275 saniye geldi. Bunu dakikaya çevirelim. En yakın mesela 240. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 4 dakikada 240 saniye olacak. Geriye de 35 saniye kaldığına göre 4 dakika 35 saniye videonun süresi söyleyebiliriz. Dördüncü soruda bir marketten aşağıdaki barkod numaraları gösterilmiş ürünlerden birer tane alan Seniha teyze kasiyerden toplam tutarın 47 TL olduğunu duyunca etiketlere göre 26 TL tutması gerekiyor demiş. Buna göre kasiyer de barkod numaralarında bir rakamı olan ürünleri sistem yanlışlıkla ikişer tane kabul etmiş diye cevap vermiş. Buna göre 23 barkod numaralı ürünün fiyatı kaç TL'dir? Şimdi bunların hepsini X, Y, Z şeklinde yazarsak bunların hepsinden birer tane aldığında X'in, Y'nin ve Z'nin toplamı 47 TL olması gerekiyor. Ama hata şöyle yapılmış, pardon, 26 TL olması gerekiyor normalde bunların toplamı. Ama hata da şöyle, İçerisinde bir rakam olanları sistem ikişer tane kabul etmiş. Mesela 12 olan barkod numarası 2 tane kabul etmiş ve 2x almış bunu. Burada 1 yok, bunu bir tane ürün olarak almış. Buradakini de buradaki değerimiz yine 1 olduğu için bunu da 2 tane kabul etmiş. 2z ve bunların toplamı da 47 TL tutmuş. Şimdi şöyle diyelim, buradaki eksiyle tamamını bunların, hatta eksi 2 ile tamamını çarpsak bunların ve taraf tarafı toplasak. Eksi 2x ile x'ler gidecek, eksi 2z ile 2z gidecek. Eksi 2y artı y'den eksi y geldi. Burası eksi 52, 47 ile topladığımız zaman eksi 5. Yani y değerimiz 5 geldi. Bize 23 numaralı barkodlu ürünün fiyatını sorduğuna göre de cevabımız direkt 5 TL oldu. 5. soruda sadece araçların içinde yolcu kabul eden bir araç. Feribotunun bir seferinde her bir araçtan 80 TL. Araçların içindeki şoför hariç her bir kişiden de 10 TL ücret alınmakta. Saat 19 seferinde personel dışında karşı yakaya geçen toplam kişi sayısı 70 ve bu geçişler için toplanan bedel de 3.500 TL'dir. Buna göre bu sefer de feribotta yolculuk yapan personel dışındaki kişi sayısı araç sayısından kaç fazladır? Şimdi toplam ücrete bakalım. X tane araç olsa her bir araçtan da 80 TL alıyor. Artı toplamda da 70 kişi var ama bu 70 kişinin içerisinde, tamam evet personel yok ama içerisinde şoförler de var. 70 kişinin içerisinden de x tane araçtaki x tane şoförü çıkartıyorum ve her bir kişiden de 10 TL ücret alacakmış ve toplamda 3.500 TL'ye eşit. 80x artı 700 eksi 10x eşittir 3.500 geldi. Buradan 70x eşittir 700'ü diğer tarafa aldığımız zaman 2.800 geldi ve x değerimiz de buradan 40 oldu. Buna göre Bu sefer de feribotta yolculuk yapan personel dışındaki kişi sayısı, şimdi x buradaki araç sayısıydı. Araç sayısından kaç fazladır demiş. Kişi sayısının da 70 olduğunu biliyoruz. O zaman burada 70 kişiden araç sayısını çıkarttığımız zaman da aradaki farkın 30 kişi olduğunu buluruz. 6. soruda bir futbol liginde her maç için galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan ve mağlubiyete de 0 puan verilmekte. Bir sezonda A ve B takımları kendi aralarında ikişer kez karşılaşmaktadır. 10 sezonda A ve B takımlarının kendi aralarında yaptığı bu maçlarda her iki takımın aldığı toplam puan 50 olduğuna göre kaç maç berabere bitmiştir? Şimdi bir sezonda ikişer kez karşılaşıyorlarsa o zaman burada 10 sezonda toplamda 20 kez karşılaşmış olacaklar. Yani 20 kez maç yapılmış olacak burada. Ve 20 kezde de şimdi toplam her iki takımın toplam puanından bahsediyor. Şöyle olabilir, mesela o her bir karşılaşmada eğer biri galip geliyorsa diğeri mağlup gelecektir. Dolayısıyla ikisinin toplam puanı 3 olacak. Eğer beraberliğe kalırlarsa biri 1 puan, biri 1 puandan toplam puanları 2 olacak. O zaman şöyle diyelim, x defa biri galip biri mağlup geldiğinde ikisinin toplam puanı 3x. Y defa da beraberlik olsun, beraberlik olduğunda da toplam puanları 2 puan olduğu için 2y kadar da toplam puan geldi. Ve bu 50 puana eşitmiş. 20 defa karşılaşma yaptıklarına göre o zaman x defa galip mağlubiyet oldu. Y defa da beraberliğe kalındığına göre toplamdaki burada karşılaşmada 20'ye eşit. Burada yok etme metodu uygulayacağım. Eksi 2 ile çarparsam y'ler gidecek. Buradan x eşittir. Eksi 40 artı 50'den 10 geldi. X 10 olduğuna göre y değerimiz de 10. O zaman 10 defa galibiyet mağlubiyet olmuş. 10 defa da beraberlik olmuş. Bizim beraberlik kaç tane maç olduğunu sorduğu için cevabımız A şıkkı geldi. 7. soruda bir askeri yemin töreninde 1. bölük 5'erli, 2. bölük 4'erli ve 3. bölük 3'erli sıralar halinde dizilmiştir. Tüm bölüklerde eşit sayıda asker olup arka arkaya herhangi iki sıra arası 1 metre mesafe bulunmakta.
En önden en arkaya 2. bölük 1. bölükten 12 metre daha uzun olduğuna göre 3. bölük 2. bölükten kaç metre daha uzundur? Şimdi şöyle diyelim, burada mesela x tane sıra olduğunu düşünürsek, her bir sıra arası 1 metre ise burası x metre diyelim. X metre, o zaman burada x tane sıra var, her bir sırada 5 tane asker olduğuna göre 5x kadar asker var diyebiliriz o zaman. Burada ise 12 metre fazla, yani 12 sıra daha fazla olduğuna göre x artı 12 sıra var. 4 asker olduğu için 4 ile çarptım. Bu da asker sayısı. O zaman hatta burada x de şöyle diyelim, buradaki x'ler karışmasın, bunlar a olsun. A tane sıra var, 5a kadar asker var. Daha sonra a kadar sıraya 12 metre olduğu için 12 sıra daha yerleştirdiğimiz zaman a artı 12 tane sırada 4'er tane asker varsa buradaki toplam asker sayısına eşit olacak. Buradan 4a artı 48 eşittir 5a. A da buradan 48 geldi. Yani burada 48 tane sıra varmış ilk başta. Şimdi buraya baktığımız zaman burası 48 tane. Burada 12 fazla olduğuna göre 60 sıra var. Burada o zaman 60 artı x kadar sıra var. Her bir sırada da 3 tane asker. Toplam asker sayısına eşit olacak. Herhangi birine burada eşitleyebilirim. A'yı da bulduk zaten. 5 çarpı A, yani 5 çarpı 48. 3'leri sadeleştirdik. 16. 60 artı x. 16 çarpı 5'ten 80. X de buradan 20 geldi. Yani 3. bölük 2. bölükten 20 metre daha uzunmuş. Evet arkadaşlar, böylece ÖSYM tadında 6 testimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.